Muhterem müminler, aziz Müslümanlar, oldukça soğuk ve karlı bir mevsimde, kış mevsiminin şiddetiyle karşı karşıya kalmış bir şehirde, şartlarda yine nasibi olan kardeşlerimizin sohbetten, vaazdan, irşattan nasibi olan kardeşlerimizin iştirakiyle, toplanmasıyla vaktimizin el verdiği kadar yine sohbetimizi yapmaya devam edelim inşallah. Allahu Teala cümlemizi, cümle mümin kardeşlerimizi rahmetine, rızasına, cennetine nail eylesin inşallah. Her vesileyle ifade ettiğimiz gibi, Müslümanın, müminin gayesi, davası, derdi, düşüncesi, sevdası bir tek şey içindir. O da Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ne yaparsa, ne ederse, nereye giderse, neyin peşinde koşarsa, bütün bunlardan bir gaye var, bir dava var, bir maksat var. Bu maksat rızayı ilahi dediğimiz, yani Allah'ın rızasını tahsil etmektir, elde etmektir. Bunun dışında bir müminin başka bir gayesi olamaz. Namaz kılmaktan maksat da budur. Niçin namaz kılıyoruz? Rabbimiz razı olsun diye. Niçin abdest alıyoruz? Yine Rabbimiz razı olsun diye. Niçin camilere geliyoruz? Yine Rabbimiz razı olsun. Onun rızasını alalım, rızasını tahsil edelim diye. Bütün meseleler bu noktada toplanıyor. Müslüman için tek dava, tek gaye, tek hedef, Rabbi Rahim-i Zülcelal'in rızasını ve rahmetini tahsil etmektir. Bunu başa almak lazım. Bugünkü sohbetimizi Ali İmran Sure-i Celilesi'nin 83 numaralı ve zamanımız da kalırsa 85 numaralı ayet-i kerimelerini huzurunuza arz etmek üzere sohbetimizi yapacağız. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu kitabında, kelamında ismini ve numarasını verdiğim ayet-i kerimesinde Efe gayra dinillahi yebhûn şeklinde bir sualle, sual tarikiyle hitap ediyor. Efe gayra dinillahi, Allah'ın dininden başkasını mı yebhûne arıyorlar, istiyorlar? Bir topluluğa hitap ediyor Rabbimiz. Bir topluluğa hitap ediyor. Bu topluluk tabi Kur'an'ın nazil olduğu şekle göre bu topluluk en önce Mekke dediğimiz, Mekke-i Mükerreme dediğimiz şehirdeki insanlar topluluğudur. Mekke topluluğu. Ama Mekke tabi dalga dalga bütün yeryüzünün insanlarına kadar bu ayet-i kerimeler tebliğ edilmesi lazım. Belli bir noktaya kadar ulaşmıştır. İlk topluluk, Kur'an ayetlerinin nazil olduğu devirde, dönemde ilk muhataplar, ilk topluluk dediğimiz insanlar, Mekke'deki insanlar tabii hedef alınmıştır. Ama onların şahsında bütün beşeriyete, bütün insanlığa Kur'an-ı Mübin hitap ediyor. Efe gayra dinillahi yebhûn, Allah'ın dininden gayrı, Allah'ın dininden başka bir dini mi arzu ediyorlar? Şu ayet-i kerimenin güzelliğine bakın. Yani aynen bugün, sanki şimdi bu sabah nazil olmuş gibi taze ve muazzam bir ayet-i kerime. Yeni nazil olmuş kadar.
Şimdi bizim toplumumuzda, yaşadığımız ülkede, bölgede, Türkiye'de böyle bir topluluk, böyle bir topluluk mu var ki bu ayet onlara da hitap ediyor denecek olursa, siz de yakinen biliyorsunuz ki evet, efe gayra dinillahi yebğun, bu ayetin hitap ettiği topluluk bize de var. Allah'ın dininden başkasını mı arzu ediyorlar? Yani dinsizlik istemiyorlar. Yani dinsiz olmayalım. Dinsiz olmak kötü bir şey. Bak Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adında SSCB harfleriyle 70 sene koca bir kıtada 250 milyonluk nüfusun hakimiyetini elde tutmuş olan Sovyet Rusya resmen devleti dinsizlik üzerine oturtmuştu biliyorsunuz. Sovyet Rusya devleti tamamen dinsizlik üzerine bina edilmiş. Dinsiz. Dini kabul etmiyordu. Çünkü Rusya'nın, komünist Rus devletinin temelini teşkil eden Marksizmin, komünizmin temelini teşkil eden bir kitap var. Marx adında aslen Yahudi olan, Alman Yahudisi olan bir kişinin yazdığı bir kitap var. Das Kapital adında. 12 cilt. Tamamen hurafe ile dolu, hayal ile dolu, ütopya ile dolu, yalanla dolu bir kitap. Talebeliğimiz zamanında okumaya çalışmıştık. Onun o kitabın daha başında dinin, din dediğimiz mefhumun, dinin bir afyon olduğunu savunuyordu Marx. Din diyor afyondur. İnsanları uyuşturmak için ortaya atılmış bir afyondur. Din Allah mallah diyor haşa. Kitap böyle başlıyor. Zengin sınıfın diyor fakir sınıfı, fakirleri, yoksulları, emekçileri, proletaryayı, işçi sınıfını aldatmak için zenginlerin diyor uydurduğu bir afyondur, yutturduğu bir afyondur, uyuşturucudur, Allah mallah yoktur diyor. Kapital kitabının birinci cildinde aynen böyle başlar. Bu anlayış üzerine Rus devleti kurulmuştu, Lenin'le, Stalin'le devam etmişti. İşte bugün aynen gördüğünüz gibi elhamdülillah çöktü. Allah'a hamd etmek lazım. Hiç unutmuyorum, 12 Eylül'den sonra hemen bizi tabii içeriye aldılar. Siyasi şubede, Gayrettepe'de 24 numaralı hücreye soktular. Yerin altında 3. katta bir hücreydi. İçeriye girdiğimde karanlığı, çok az bir ışığın aydınlığında sadece oradakilerin suratlarını zor bela teşhis edecek kadar zayıf bir ışık vardı. 8-9 kişi daha içeriye atılmış, dar bir yer. Beni de oraya soktular, attılar. Oradakiler ne çabuk öğrendiler benim hoca olduğumu. Nasıl öğrenmişler bilemiyorum. 5 dakika, 10 dakika olmadı, şöyle nefes alayım. Cehennemi bir yer, hava yok, bir şey yok, yerin dibindesiniz. Bir tanesi dev yol denen o melun örgüte mensubumuş, üniversiteden kaçmış, 8-9 cinayet işlemiş bir adam. Orada saç sakal birbirine karışmış, hemen sokuldu yanıma. Dedi ki, söyle bakalım dedi, hoca Allah mallah var mıymış dedi. Daha 10 dakika geçmemiş, hücreye atılmışım, boğulacağım, hava yok. Şimdi anladın mı dedi Allah mallah olmadığını dedi. Allah sizin dedi, Allah dediğiniz şey dedi ekmektir. İnsan ekmek için yaşar, ekmek için savaşır dedi. Allah mallahın olmadığını şimdi daha iyi anlamışsındır herhalde. Yani insana 100 tane hançer vurulsa bu kadar zoruna gitmiyor.
Şimdi düşünüyorum da Allah-u Teala ne büyük kudret ya Rabbi, ne büyük ibret gösteriyor. Sizin hiç aklından çıkmıyor o mel'unun dediği söz. Sizin Allah dediğiniz şey diyor işte ekmektir. Geçimdir, maddedir demek istemişti. Şimdi Rusya'yı görüyor musunuz? Allah-u Teala resmen Rusya'yı ekmeksiz, yani aç bıraktı. Ne ibret ya. Ne müthiş bir ibret yani. Madde ve ekmek sevdasıyla ortaya çıkan koskoca bir Rus devleti, Allah'a sonsuz hamdolsun ki şimdi ekmeksiz kaldı, açlık içinde Azerbaycan'ı, şurayı burayı gezip gelen arkadaşlar, Moskova'yı dolaşıp gelen arkadaşlarımız var. Yemin ediyorlar ki marketler, dükkanlar, fırınlar olduğu gibi bomboş, simsiyah, kupkuru bir ekmeği bulmak büyük başarı orada diyorlar. Ya Rabbi sana hamdolsun. Bunu bize göstermiştir. Şimdi Rabbimizden Amerika'nın da aynen böyle yıkılmasını istiyoruz Rabbimizden. Ve inşallah göreceğiz diye bana içime bir ferahlık geliyor. Amerika'nın Birleşik Devletler ya 57 eyaletten kurulmuş. Bana öyle geliyor ki 2000 yılının içinde çatır çatır Amerika'da vallahi yıkılacak, çökecek ya. Bunu da bize gösterecek Rabbimiz. Ve bütün bunların dışında taptaze, daha bu sabah nazil olmuş gibi ayet-i kerimeler, Kur'an-ı Hakim yeryüzünde en canlı bir dinamizm olarak devam edecek inşallah Teala. Efe gayra dinillahi yebhun, Rabbimiz soruyor sualle. Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Ve lehu esleme men fis semavati vel ard. Görmüyorlar mı ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a teslim olmuştur. Allah'a teslim olmak. Görüyorsunuz yani İstanbul'a 5 santim, 10 santim kar yağdı, bütün İstanbul teslim oldu. Belediye başkanları aciz, belediye teşkilatı aciz, elektrikler söndü, sular kesildi, kadrofeller yanmadı, okullar tatil oldu, çocuklar sokakta kaldı. Düşünün yani 20. asır kapanacak, 21. asra giriyorlar, 2000 yıla yaklaşmışlar. 5 santim Allah tarafından semavi bir kudretle yağan karın ve soğuğun ve rüzgarın neticesinde koca 10 milyonluk İstanbul 5 santimlik kara teslim oldu mu olmadı mı? Oldu. Daha neye kafa tutuyorlar? Neye karşı çıkıyorlar? Hangi güçlerine, hangi enerjilerine inanıyorlar, aldanıyorlar? Benim aklım almıyor. Ve lehu esleme, esleme, yüslimu İslam kelimesi buradan geliyor, görüyorsunuz. Teslim olmak demek. Ve lehu, lehu Allah'a demek. Hu Allah demek. Lehu Allah'a esleme, teslim olmuştur. Men fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ın hükmüne, Allah'ın kudretine teslim olmuşlardır. O halde siz Allah'ın dinini bırakıp da başka bir din mi arıyorsunuz? Devamlı söylüyoruz zihinlerimizde taze kalsın diye. Adam dinsiz olmayı istemiyor. Hatta fena kızıyorlar. Bir adama sen dinsizsin de kızıyor. Dinsiz olmak tabii çok çirkin bir şey. İğrenç bir şey. Ama peki nasıl bir din istiyorsunuz? Allah katında Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme kadar geçen zaman içinde ve ondan sonra da kıyamete kadar geçmiş ve gelecek zaman içerisinde Allah katında bir tane din var. İkincisi yok. Nedir o? Hepiniz biliyorsunuz. İnned dine indallahi İslam. Allah katında, Allah
nazarında, Allah'ın hükmünde, Allah'ın yolunda İslam'dan başka bir din olmadığını kesin olarak ayet-i kerime ifade ediyor. İnned dine, ancak ve ancak din indallah, Allah katında el-İslam, İslam. Hristiyanlık bir din değil mi? Şu anda mevcut olan Hristiyanlık, Allah katında anlatılan dini tevhid olmaktan çıkmıştır. Bunu bilmeyenimiz yok. Şu andaki Yahudilik, Allah katında İslam diye isimlendirilen, anlatılmak istenen tevhid dini, Allah'a teslimiyet dini olmaktan uzaklaşmıştır. Hristiyanlığı ilahi bir din, tevhide dayalı bir din olarak kabul etmiyoruz. Yahudiliği kabul etmiyoruz. Müslümanın kabul etmesi mümkün değil. İslam'dan başka bir din kabul etmek mümkün değil. Mümkün değil. Dini kaldırıp atmak da mümkün değil. Başka bir dine girmek de mümkün değil. Şimdi duyduğumuza göre muhtelif semtlerde, Levent'te, Etiler'de, Şişli'de ve buna benzer bilhassa camisiz, secdesiz, seccadesiz, kıblesiz semtlerde Hristiyan misyonerleri yahut Yahova şahitleri namında bir takım kimselerin bu bölgeleri ve bu bölgelerin insanlarını Hristiyanlığa davet etmek üzere yığın yığın broşür ve küçük kitap dağıttıklarını işitiyorum. İstanbul'da hızlı çalışıyorlar. Bir yandan bunlar çalışıyor. Bir yandan televizyonda haç, boğazlarında haçlarıyla, istavroz dediğimiz haç işaretleriyle Hristiyan kökenli filmler oynatmak suretiyle Müslüman Türk milletinin çocuklarına papazları şirin göstermeye, Hristiyanlığı hoş göstermeye çalışan filmler sürekli yayınlanıyor mu, yayınlanmıyor mu? Yayınlanıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bunların yaymak istedikleri, yapmak istedikleri din Allah katında kabul edilen din olmaktan uzaktır ve insanlığın ruhi, vicdani saadetine asla yeterli olmayacak. Rabbimiz öyle ifade ediyor. Efe gayra dinillahi, Allah'ın dininden gayrısını mı istiyorlar? Hadi onlar çalışıyor diyelim. Bir diğer taraftan da yeni bir din anlayışı, yeni bir din anlayışı getirmek için çok uğraşmışlar. Çok uğraşmışlar. Cumhuriyet döneminde bunun çok örneklerine rastlıyoruz. İslam'ı reddetmişler, kıbleyi reddetmişler, Kabe'yi reddetmişler. Yazarlar yazılar yazmış, şair olarak geçinenler şiir söylemiş. İslam'ı kabul etmeyecek, onun yerine başka bir din koyacak. Hatta zaman zaman söylenmiştir, duymuşsunuzdur. Kemalettin Kamu adında Cumhuriyet döneminde yetişmiş bir şair, ansiklopedilere geçmiş, edebiyat kitaplarına kadar geçmiş. Her nasıl geçtiyse Kemalettin Kamu adında bir şair, bütün kitaplarda var, duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, okunmaktadır. Aynen yazdığı bir şiirde şöyle söylüyor, yazdığı bir şiirde: ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne afsun, bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun. Kabe'yi biz kabul etmeyiz diyor. Hazreti Muhammed'i kabul etmeyiz diyor. Allah'ı kabul etmeyiz. Şair bu. Yetişmiş, şiir yazmış ve Cumhuriyet Devleti adama büyük itibar etmiş, kıymet vermiş. İki defa milletvekiline seçilmiş bu adam. Bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun diyen bir adama muazzam iltifat etmişler o zaman. Büyük adam olarak görmüşler, meclise göndermişler, parlamentoya göndermişler, ödül vermişler, armağan vermişler, takdis etmişler. Ve İslam'ın yerine başka bir din koymaya çalışmışlar. Ama muvaffak olamamışlar. Muvaffak olamamışlar. Hatta biliyorsunuz 1933 yılında
ezan-ı Muhammedi'yi aslından çıkartmışlar, Türkçe okutmaya başlamışlar. 33'te, 1933'te başlamış, 1950'ye kadar 17 sene Türkiye sınırlarında hiçbir caminin minaresinden Allahu Ekber kelimesi eşitilmemiş. Bunu tarih yazıyor. Biz o devirleri görmedik ama okuyoruz. Okuyoruz. Tam 17 sene Türkiye'de Allahu Ekber nidası, sadası işitilmemiş, duyulmamış. Tam 17 sene. Şaşırıp da yanılıp da aslına uygun olarak minarede Allahu Ekber diye ezana başlayan birçok hoca 6 ay 1 sene hapis yatmış. Hepsinin isimleri var bizde. E bunlar nedir? Efe gayra dinillahi yebun. Allah'ın dininden başka bir din aramaktır bu. Allah'ın dininden yani İslam'dan başka bir din çok aramışlar. Zaten bulsalardı Türkiye'de tek Müslüman kalmayacaktı. Bulamadılar. Komünizmi getirmek istediler, getiremediler. Hristiyanlığı getirmek istediler, hala istiyorlar, getiremediler. Çeşitli yollar denediler, çeşitli usuller mümkün değil. Ecdadımız öyle bir temel atmış ki Allah'a şükür, kimse söküp atamıyor. Hatta Hollandalı bir gazetecinin yazısını hatırlıyorum. Uzun zaman Türkiye'de araştırma yapmış bu Hristiyan Hollandalı bir gazeteci. Türkiye'de diyor, İstanbul'da vesaire yerlerde dolaştım. Korkunç diyor, boşluklar var. Altyapı diye bir şey yok. Altyapı. Bakın mesela yollarda şu biriken karları görüyorsunuz. Su akmıyor. Kar erimiş yolda akıp gidecek bir yer bulamıyor. Altyapı yok. Kanal yok, kanalizasyon yok, telefon, telgraf. Bütün sistem bozuk, yerleşmemiş. Rüşvet almış başını gidiyor. Suistimaller, yalanlar, dolanlar, irtikaplar. Yani dünyanın hiçbir yerinde olmayan uygulamalar, trafik, felaket, felç, 5 santim kar yağdı, milyarlarca trafikten zarar var, ziyan var. İş yerleri kapandı, işçiler gidemedi, okullar kapandı, eğitim devam edemedi. Bu Hollandalı gazeteci diyor ki, Türkiye'deki bu altyapı eksikliği, bu trafik tıkanıklığı, felç oluyor trafik. Bu suistimaller, rüşvetler, ihalelerdeki çıkmazlar, devletin akışındaki bu tıkanıklıklar, bu başı bozukluklar, bu çağ dışı vaziyetler, eğer Hollanda'da 3 ay devam etse diyor, Hollanda'da 3 ay devam etse, Hollanda devleti tarihe karışır, ebedi yaşayamaz diyor. Ve Türkiye'de yüzlerce senedir bu devam ediyor. Batmıyoruz. Batmıyoruz, batıramıyorlar. Demek ki öyle bir sağlam temel üzerine kurulmuş ki ecdadımızın ruhaniyeti, buna rağmen yaşıyoruz. Sıklaştıralım. Hoca Efendi'nin dediği gibi safları sıklaştıralım. Üst katta madem ki akma var, orada namaz kılamazlar. Buraya insinler ve saflarımızda yer bulsunlar. İyice sıklaştıralım. Evet, buna rağmen yaşıyoruz, ayaktayız, çökmemişiz. Bu halimizden bile çekiniyorlar, korkuyorlar. Rusya'da 70 sene dinsiz, ateist, komünist Rus devletinin zulmü altında inim inim inlemişler. Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan inim inim inlemişler. Fakat şimdi görüyorsunuz ki Allah'ı ve dinlerini kaybetmemişler, İslam'dan çıkmamışlar, hala Müslüman cumhuriyetler diye resmen ifade ediyorlar. Şu anda Rusya'da 70 yıllık komünist devletinin zulmü altında ezildikleri, inim inim inledikleri halde dinini, imanını, İslam'ı kaybetmeyen 120 milyon Müslüman var. 120 milyon Müslüman Türk var. Bunlar Türkiye'ye yalvarıyorlar. Bakın bir cumhurbaşkanı geliyor, öbürü gidiyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Gelin bize sahip çıkın. Türkiye'deki Müslümanlarla Rusya'daki Müslüman Türkler birleşelim. Yeryüzünde 250 milyonluk süper güç olalım diyorlar. Amerika müsaade etmiyor. İsrail müsaade etmiyor.
İngiltere müsaade etmiyor, fırsat vermek istemiyor. Bunalım üstüne bunalım çıkartmak istiyorlar. Türkiye'de bir Kürt devleti kurmak istiyorlar. Türkiye'de bir Ermeni devleti kurmak istiyorlar. Türk alemini, Müslüman Türk aleminin birleşmesini korkunç engellemeye çalışıyorlar. İslam'dan uzaklaştırmak istiyorlar. Hala dünya bu kadar değiştiği halde insan hakları, insan hakları diye haftalar, günler icat ettikleri halde insan hakları günü, insan hakları haftası, insan hakları komisyonu kurdukları, konuştukları halde hala başörtüsünü başından çıkarıp atmadığı için 43 tane talebeyi Ankara Üniversitesi okuldan çıkartmış bulunuyor. Hala. Bakın şu hadise. Hala Türk Silahlı Kuvvetleri'nde namaz kılan subaylar vallahi atılıyor. Yeminle söylüyorum. Hepsiyle görüşüyorum. Hala hanımları başörtülü diye, hanımları kapalı diye göz altında tutulan subay ve assubay var. Allah şahit, halen devam ediyor. Ya Müslümanlar. Efe gayra dinillahi yebhun. Bunlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Evet, başka bir din arıyorlar. Ama bulamayacaklar. İslam'dan başka bir din bulamayacaklar. Bu milletin temelini yıkamayacaklar. Bu millet Müslüman. Biz namazı bırakamayız. Bütün dünya namazı terk etse biz terk edemeyiz. Namazsız İslam olmaz. Abdestsiz İslam olmaz. Gusülsüz İslam olmaz. Oruçsuz İslam olmaz. İbadetsiz İslam olmaz. Siz namazın yerine insan sevgisini koyamazsınız. Bütün dünya bir araya gelse Yunus Emre'yi İslam'dan çıkaramazlar. Bakın Yunus Emre'yi adeta bir Hristiyan keşişine benzettiler. Şimdi Mevlana'yı da bir Yahudi hahamına benzetmek istiyorlar. Benzetemezsiniz. Mümkün değil. Haramdır, milli piyango haramdır. 30 milyar verseniz dahi, bütün milleti adeta sihir gibi büyüleseniz dahi, milli piyango haramdır. Hiç kimse helal edemez. Yılbaşı olsa bile çekiliş haramdır. Piyangoya katılmak haramdır. Piyangodan bilet alan Müslümanlar cehennemliktir. Haram işlemişlerdir. İslam'ı değiştiremezsiniz. Hükmü kaldıramazsınız. Hiçbir müftiden fetva alamazsınız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı siyasetinize alet etseniz de fetva alamazsınız. Diyanet İşleri Başkanlığı biliyorsunuz devlet bakanının denetiminde. Devlet laik, Diyanet İşleri Başkanlığı da dini bir müessese. Hani laiklik esasına göre devlet dine karışmayacaktı. Devlet olarak diyaneti elinizde tutuyorsunuz. Bunun neresi laiklik? Neresi İslam bunun? Laiklik demek devlet dine karışmayacak. İmamı devlet tayin ediyor, müezzini devlet tayin ediyor, müftüyü devlet tayin ediyor. Ama bakın Batı Trakya'da müftüyü halk seçiyor. Burnumuzun dibinde. Yunan hükümeti tayin etmiş diye kıyamet kopuyor. E sen 70 senedir imamı sen tayin ediyorsun, laik devletsin. Laiklikte var mı böyle bir şey? Diyanet İşleri Başkanı arzuna, emrine, keyfine uymadığı zaman kaldırıp atıyorsun, yerine başka birisini getiriyorsun. Neresi laiklik bunun? Devlet dinin üzerinden elini çekecek de hani niye çekmemişsiniz? Bütün bunlar aldatmaca, bütün bunlar kandırmaca, bütün bunlar felaket. Değişmesi lazım bu zihniyetin. Yeryüzünde her şey değişiyor. Kıtalar değişiyor, coğrafyalar değişiyor, sınırlar değişiyor. Fikirler değişiyor, akımlar değişiyor, sistemler değişiyor, felsefeler değişiyor. Türkiye'de hiçbir şey değişmiyor. Bu bir felaket. Kardeşlerim yine safların sıklaşmasını rica edeceğim. Bakın ayakta kalanlar var. Yukarıya çıkamıyorlar, damlıyormuş, atıyormuş. Dışarıda zaten duramazlar, soğuk, her taraf yaş. İyiden iyiye sıklaştıralım, saflarımızı denkleştirelim inşallah. O halde aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Allah'ın dininden başka bir din olmak mümkün değil. Bakın 85. ayet-i ilahiyede Ali İmran suresinin 85. ayetinde وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُكْبَلَ مِنْهُ
Ayet çok açık ifade ediyor. Ve men yebtegi, kim ararsa, kim isterse ararsa, gayrel İslam, İslam'dan gayrı, dinen din, İslam'dan gayrı bir din, İslam'dan başka bir din aramaya kalkarsa, felen yukbele, ebediyen kabul edilmeyecek. Allah kabul etmeyecek. Felen yukbele, kabul görmeyecek, kabul edilmeyecek, altında itibar edilmeyecektir diyor Rabbimiz. Açıkça ifade ediyor. Ne yaparsanız yapınız, İslam'dan başka bir yol, İslam'dan başka bir düzen, İslam'dan başka bir hayat tarzı bulamazsınız. Mümkün değil. Tıkanacaksınız. Faiz batıracak, fuhuş batıracak, kumar batıracak, içki batıracak, hiç kimse filan olmayacak. Allah'ın dini böyledir. Değiştiremezsiniz. Değişen siz olursunuz, yıkılan siz olursunuz, kaybeden siz olursunuz. Bakın Rusya 70 yıl işte yıkıldı gitti. Her şey Allah kullan. Aynı şey Türkiye içinde. İslam'a dönmedikçe, İslam'ı hayat tarzı, yaşam biçimi haline getirmedikçe, İslam'a tam manasıyla sarılmadıkça, Türkiye Cumhuriyeti'ne ben hayat hakkı görmüyorum. Vallahi görmüyorum. Avrupa topluluğunu görüyorsunuz ne hale geldi. Daha geçen senelere kadar Avrupa topluluğunu ekonomik topluluk zannediyorlar. Yani pazar, müşterek pazarmış. Sırf mallarını satmak için bir yere gelmişler zannediyorlardı. Geçen hafta gördünüz toplaşıp siyasi birlik için toplantı yaptı Hollanda'nın bir şehrinde. Tek devlet olmak istiyorlar. Hristiyan devletler birleşiyor. Ne var bunda? Türkiye'yi de sokacaklar bu birliğin içerisine. Müslüman namında bir şey kalmayacak. Eritip gidecekler. Türk, Müslüman, Türk milleti tarihte silinecek. Vallahi buna uğraşıyorlar. Ama muvaffak olamayacaklar. Buradan söylüyorum. Ebediyen muvaffak olamayacaklar. Bu milleti İslam'dan çıkaramamışlardır. Ne yapmışlarsa. 17 sene minarelerinde Allahu Ekber, Allahu Ekber sesleri susturulmuş olmasına rağmen yine bu milleti İslam'dan çıkaramamışlardır. Allah'ın lütfuyla sır gibi gelişiyoruz. Yeniden İslam Türkiye'nin yönetimine hakim olacak. Bunu burada söylüyorum. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَمِهُ Allah'ın dinini bırakıp da başka yollar, ilkeler, sosyalizm, komünizm, falanizm, ateizm, ne yaparsanız yapın. Feminizm, humanizm, şimdi feminizm diye bir yol tuttu, kadın haklarını savunuyorlarmış. Sanki Allah kadınlara bir hak vermemiş de Allah zalimmiş gibi şimdi yayın yapıyorlar. Allah kadınlara hak vermemiş ya, böyle Allah olur mu diyor. Diyen kim? Feminist. Feminizm diye sapı, çarpık, cinsi sapık adamlar çıktı ortaya. Lyon kulüplerini, Yahudi kulüpleri bunlar. Alet ediyorlar. Efendim daha bir takım cemiyetleri, aletleri, toplantılar yaptı. Çağdaş Yaşam Derneği, Çağdaş Kadınlar Derneği, çağdaş çıbırarak gidiyorlar bakalım. Mümkün değil. Hiçbir yere varamazlar. Allah kesinlikle hükmünü koyuyor. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا İslam'dan gayri bir din arayanlar felen yukbele, kabul görmeyecekler. Sonunu bulamayacaklardır. Hepsinin sonu olacak diyor Kur'an-ı Kerim. Mümkün değil. Humanizm, efendim Yunus Emre Müslüman değilmiş de humanistmiş. Şu hale bak. Yunus Emre Allah'a kafa tutmuş bir adamdır diyor. Haşa. Ya bir Müslüman adam, derviş adam, tasavvufa inanmış, yaşamış adam, namazını bir vakit terk etmemiş Yunus Emre ya. Siz kimi kandırıyorsunuz? Yunus'un divanı var, açın okuyun. Koca kitabı var. Mevlana'nın kocaman mesnevisi var. Medreselerde senelerce okuduğumuz kitabı var. Siz kimi aldatıyorsunuz? Mümkün olur mu öyle şeyler? Görüyorsunuz yani. Almışlar Yunus'u ellerine. Kimisi Alevi'dir diyor, kimisi Hümanist'tir diyor, kimisi İslam'a karşı çıkmıştır diyor. Helal olsun Yunus Emre'yi Allah'a kafa tutmuştur diyor. Korkunç bir cürcünadır gidiyor. İslam'dan başka yol aramak demektir. Buna yol yoktur. Allah-u Teala yol vermiyor.
Kaybeden onlar olur, yıkılan onlar olur, kaybeden Türkiye olur. İşte bakın 20. asır kapanıyor, 21. asra giriyoruz. 5 santim kar yağdı, İstanbul felç oldu. Vallahi Türkiye çağdaş bir ülke değildi. Almanya'yı gittik gördük, Hollanda'yı, Belçika'yı, Fransa'yı gördük. 2 metre kar yağsın, ne trafik tıkanıyor, ne elektrik kesiliyor, ne kaloriferler sönüyor, ne sular da bir eksiklik oluyor. Hani siz çağdaştınız, çağ atlamıştınız, hayne oğlu hayne. 5 santim kara teslim oldunuz bak. Çoluğumuz çocuğumuz sokakta kaldı, okullar gitme geri döndüler. Rezil rüsvay oldunuz. Ne çağdaşlığı. Hani çağın tekniği sizde, hani çağın elektroniği sizde, hani çağın ilmi sizde, hani çağın tekniği sizde. Siz yalancısınız. Biz size inanmıyoruz. İnanmıyoruz, inandıramazsınız. 5 santim yağan karın esirisiniz. Teslim oldunuz tabiata. Nasıl inandıracaksınız çağdaş olduğunuza? Hangi çağdan bahsediyorsunuz? Sokaklarda yürünmüyor çamurdan, pislikten. Böyle mi çağdaş olacaksınız? Sular kesilmiş, böyle mi çağdaş olacaksınız? Elektrikler kesilmiş, böyle mi çağdaş? Ne demek bu çağdaş? Ama kumarı iyi oynuyorsunuz, fuhşu iyi yapıyorsunuz. Fuhuş yapmak çağdaşlık demek değildir. Fuhşu, insanlığın kuruluşundan beri sefiller, alçaklar yapıyor. Fahişelik en eski bir rezalettir. Ne alakası var çağdaşlıkla? İşte aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Efe gayra dinillahi yebhûn ayeti kerimesi bizi ikaz ediyor. Müslüman olunacaksa Kur'an-ı Kerim'e göre olmanız lazım. Hem Müslüman olayım, hem de namaz kılmayayım. Vallahi mümkün değil. Hem Müslüman olayım, hem efendim içkimi içeyim, kumarımı oynayayım, yılbaşında bilet alayım, milyarları gözleyeyim. Vallahi İslam böyle olmaz. Mümkün değil. İslam bir bütündür. Haramları kabul etmeniz lazım. Allah'ın emirlerini kabul etmeniz lazım. Genelkurmay Başkanlığındaki generalin geçen gün gazetelerde yayınlanan sözü gibi İslam olmaz. Bizim istediğimiz Müslüman diyor, orduda istediğimiz Müslüman. İçkisini içecek diyor, kumarını oynayacak diyor, içkili kokteyllere katılacak diyor, kadınlarla ilişki kuracak. Aklına gelirse camiye de gidecek. Biz böyle Müslüman istiyoruz ama Allah böyle Müslüman istemiyor. Biz de böyle bir şey istemiyoruz. Allah'ın kitabına göre Müslümanlıktan başka Müslümanlık yok. Değiştiremezsiniz, bozamazsınız. Şu Kur'an-ı Kerim'i bütün dünyadan kaldırmanız lazım ki bizi kandırasınız. Buna denken böyle bir yol çıkmazdır. Milleti zorlamanın manası yok. Milleti horlamanın manası yok. Milleti İslam'dan soğutmanın manası yok. Hocaları kötülersiniz, mahkemelere verirsiniz. Süründürürsünüz ama İslam yine devam eder. Siz kaybedersiniz. Siz kaybedersiniz. Ve dolayısıyla emeklerimiz, enerjilerimiz boşa gider. Bakın hala hangi noktadayız? Hala hangi sınırdayız? Kalkınan dünyanın iktisadi sahada dünyaya hükmeden devletlerin, bak mesela Almanya'ya bakın ya, 45 sene evvel yerinden bir edilmişti Almanya. Bakın birleştiler, paraları güçlendi, sanayi güçlendi. Şimdi dünyada Amerika'ya sadece kafa tutan Almanya'dır şu an. Avrupa'yı birleştirdi, Doğu Almanya, Batı Almanya birleştirdi. Bakın 53'te Türk Tugayı'nın gidip de istiklalini elde ettiği Kore'ye bakın, Kore. Güney Kore, bakın Kuzey Kore ile anlaştı, bütünleşti. Kore'nin yaptığı arabalar, Hyundai arabaları İstanbul'da bir numara satıyor şimdi. Otomobil satıyor. 53'te hiçbir şey yoktu Kore'de. Onlar ilerledi de siz niye ilerleyemediniz? Siz slogan yaydınız. Siz Müslümanları dininden soğutmaya çalıştınız. Milleti ürküttünüz. Milleti korkuttunuz. Ezanı Muhammed ile uğraştınız. Hazreti Muhammed ile uğraştınız. Siz sanayileşmediniz. Siz sistem getirmediniz. Siz kalkınma yapmadınız. İslam'la uğraştınız. Bu yoldan çıkmak lazım. Camileri millet yapıyor. Kur'an kurslarını millet yapıyor. Üstülük binalarını millet yapıyor. İmam Hatip okulları millet yapıyor. Devlet bir kuruş vermiyor. Bütçeden bir kuruş ayrılmıyor camilere. Şu anda Umraniye'de
78 tane cami inşaatımız var. Hepsi yarım. Bak su akıyor. Kubbeden su akıyor. Yukarıya cemaat çıkamıyor. Devletten bir kuruş alamıyorsunuz. Böyle devlet olmaz. Böyle hükümet olmaz. Hristiyan Avrupa'da bile kiliseye işçilerin aldığı ücretten aylıktan %10 para kesiliyor. Hristiyan ülkeler bütçesinden %10'unu kiliselere veriyor. Niye Türkiye Cumhuriyeti camilere cami para vermiyor? Niye bütçeden para ayrılmıyor? Bunu, bu sınırı kim koydu? Bu kanunu kim koydu? Değiştirin. Bütün dünya değişiyor. Vallahi cemaat-i müslimine her cuma yardım edin demekten utanıyorum. Adeta camiye gelenler parayla gelmiş oluyor. Camiye yardım, İmam Hatip'e yardım, Kur'an kursuna yardım. Ama futbol sahalarına gelince devlet yapıyor. Festivalleri devlet yapıyor, kokteylleri devlet yapıyor, içkiyi devlet yapıyor. Camiyi Müslümanlar yapsın diyor. Niye? Bunca Müslümanlar enayi mi? Müslümanların parasını topluyorsun, efendim gelirleri topluyorsun, vergileri topluyorsun, hazineye yığıyorsun. Müslümanların parasıyla Müslüman camisini yapmıyorsun. Öyle şey olur mu? Bu bir tersliktir. Bu demokrasiye her şeye aykırı bir hadise. Ama çaremiz yoktur. Bir Müslüman olarak, bir hoca olarak kimseye bir şey söylemeyiz.